Gol Var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine hep yeni güzel bir video ile karşınızdayım. Önemli bilgiler var. Bu bilgileri aktarmak istiyorum sizlere. Ve sizden bir ricam var. İlerletmeden izlerseniz tüm bilgilere ulaşmış olursunuz. Sizlere bilgileri tane tane anlatmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi net bilgilerle, son bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Bir ricam daha var sizden. İzlerken abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız da çok sevinirim. 50 bin abone barajını aşmaya çok az kaldı. Abone olmak ücretsiz, beğenmek ücretsiz. Dilerseniz Süper Chat'ten, Süper Sticker'dan ve teşekkür butonundan da destek olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Galatasaray dün Zalgiris'i 1-0 yendi ve Mertens'in harika golüyle yendi. Aslında farklı bir skor bekliyorduk ama Galatasaray pozisyon verdi. İstediğimiz düzeyde pozisyonlara girmedi. Tam bir takım olmadığını bir kez daha görmüş olduk iki maçta. Bu sezonun ikinci resmi maçını oynadı. Haftaya bir üst tur maçı var. Sonra Kayserispor maçı var. Lig başlıyor. Takımın hazır olmaması hepinizin aklında elbette soru işareti yaratmıştır. Ama bu takıma Zaniolo, Zaha, Icardi gibi yıldız futbolcular, ki önemli olan da Torreira katılacak. Dün verdiğimiz pozisyonların birçoğunun nedeni Torreira'nın olmaması. Sohbetler arasındaki boşluğu çok iyi değerlendirdi Zalgiris. Galatasaray'da kapalı savunmayı açamadı. Çünkü ön tarafta o kilit isimlerin olmaması büyük problem oldu. Ama ne olursa olsun Zalgiris'i yenmen gerekiyordu. Galatasaray 1-0 yendi. 1-0 olsun bizim olsun mantığı oldu. Olsun, Galatasaray her geçen gün daha iyi olacaktır. Geçen sene de lige kötü başlamış ama daha sonra iyi bir çıkış yakalamıştı. Galatasaray'ın ben yıldızların da takıma dahil olmasıyla beraber iyi bir çıkış yakalayacağını ve iyi bir takım olgusu oluşturacağını düşünüyorum. Çok fazla durmayacağım bunun üzerine çünkü çok fazla bilgiler var. Kerem Demirbay Galatasaray'a açıkladı. 3.7 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro yıllık maaş cidden çok önemli. Yani Galatasaray Leverkusen'de 3.5 milyon euro maaş kazanan bir futbolcuyu 1 milyon euroya getirdi. İçinde sponsorluklar var mı? Muhtemelen vardır. Çünkü futbolcu 3'te 1 fiyatına geldi. 1 milyon euro yıllık maaş verecek Kerem Demirbay da Galatasaray'ımıza bir kez daha hayırlı ve uğurlu olsun. Galatasaray Zalgiris'i geçtikten sonra biliyorsunuz 3. tura yükseldi. Daha sonra playoff olacak. 2 tur daha geçmesi gerekiyor. Bir üst turda, yani 3. turda Slovenya takımı Olimpia ile eşleşti. Galatasaray Olimpia'yı elerse Şampiyonlar Ligi'nde son tur, yani playoff turuna kalacak. Ve playoff turunda da muhtemel rakipleri belli oldu. Bu rakiplerden biriyle eşleşecek. Ne zaman eşleşecek? Bu eşleşme 7 Ağustos'ta belli olacak. 7 Ağustos'ta kura çekimi var. Ve Galatasaray Olimpia maçının galibinin muhtemel rakibi belli olacak. Ve Galatasaray playoff'ta da kazanırsa gruplara kalacak. Peki kimler var playoff'ta? Hemen söylüyorum, Molde var. Norveç takımı, birçoğunuzun tanıdığı bir futbolcu. Klavik var, Faroe Adaları. Antwerp var, Belçika temsilcisi. Slavia Bratislava var, Slovakya temsilcisi. Maccabi Haifa var, İsrail temsilcisi. Rakov var, Polonya temsilcisi. Ve Aris Limassol, Güney Kıbrıs temsilcisi. Burada Molde ve Aris Limassol biliyorsunuz Fenerbahçe'nin daha önce karşılaştı ve Türkiye'ye gelen iki takım. Antwerp'te aynı şekilde Fenerbahçe'nin daha önce eşleştiği bir takım. Bu takımlardan biri Galatasaray Olimpia maçının galibiyle eşleşecek. İnşallah Galatasaray tur atlar ve playoff'ta bu takımlardan birini eleyip gruplara kalır. Size bir soru sormak istiyorum. Bu saydığım takımlar arasında Molde, Klavik, Antwerp, Slavia Bratislava, Maccabi Haifa, Rakov, Aris Limassol takımlarından hangisini görmek istiyorsunuz bir üst turda? Yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, bunları aktardık. Şimdi diyeceksiniz ki sevgili Erdal kardeşim, abicim artık transfere geç diyeceksiniz. 4 dakika bilgi de geçti. Şimdi transferde en çok gündemi meşgul eden olay Zaniolo. Zaniolo transferine bir açıklık getirmek istiyorum. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 15-20 gün önce Juventus'un Zaniolo'ya ilgisi olduğunu ama anlaşmanın henüz olmadığını, bu transferde belli bir miktar para artı takasla futbolcu kullanmak istediğini söylemiştim. Galatasaray'da takasla futbolcudan ziyade nakit para istediğini söylemişti. Juventus
20 gün önce 23 milyon euro önermişti Galatasaray'a. Şimdi ise 30 milyon euroya çıkardı bu teklifi. Sevgili Burhan Can Terzi'yi tebrik ediyorum. O da biliyorsunuz ilk haberi veren kendisi. Tebrik ederiz kendisini. Ben de bu haberi dünden beri teyit ettirmeye çalışıyorum. Teyit ettirdim arkadaşlar. Juventus Zaniolo'yu istiyor. Sadece Juventus değil. Yani Arap Yarımadası'ndan, Avrupa'dan teklifler var ama Galatasaray'ın istediği seviyede teklifler yok. Zaniolo için, ha şunu söyleyeyim, Zaniolo şu anda Arap Yarımadası'na soğuk bakıyor. Onu da söyleyeyim, çok sıcak bakmıyor. Juventus 30 milyon euroya kadar çıktı. Ama Galatasaray 35 milyon euro olan serbest kalma maddesini istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Yani basında bazı kaynaklar transferin bittiğini yazıyor. Bazıları yalanlıyor. Ben şunu söyleyeyim, aldığım bilgi doğrultusunda konuşurum her zaman. Kesinlikle dolaylı yoldan anlatmam. Başkasının bilgisini paylaşmam. Benim aldığım bilgi şu. Juventus ile Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama Juventus'un da bu transferde ısrarcı olduğunu söyleyebiliriz. Locatelli'yi önerdi Galatasaray'a Juventus. Ama Galatasaray Locatelli'den ziyade 35 milyon euroyu alıp kasasına koymak istiyor. Ve rahatlamak istiyor. Juventus 30 verdi. Galatasaray 35 istiyor. Görüşmeler sıklaştırıldı. Juventus ısrarcı. Bekleyip göreceğiz. Bu transfer her anda bitebilir. 10 gün sonra da bitebilir. 3 gün sonra da, 3 saat sonra da bitebilir. Burada Juventus'un fiyat arttırmasına bağlı. Galatasaray'ın da verilen fiyatı kabul etmesine bağlı. Ama Juventus derse ki kardeşim 30 verdim, 35 daha vereyim, serbest kalma maddesini kullanayım derse de bu transfer hemen de bitebilir. Ama şu anda bu saat itibariyle net bir şey, biten bir şeyin olmadığını söyleyelim. Peki Galatasaray Zaniolo'yu satarsa ne yapacak? Kesinlikle oraya yıldız bir futbolcu transfer yapabilir. Biliyorsunuz Joao Felix Atletico Madrid'den ayrılıyor. Atletico Madrid'de satış listesine koydu Felix'i. Hani Felix veya muadili tarzı bir futbolcu olabilir. Şu anda Felix için ciddi anlamda resmi bir girişim yok. Zaniolo'nun satışına göre bir yol haritası çizilecek. Felix için kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonu da devreye girebilir. Bu tamamen Zaniolo'nun transferine bağlı. Zaniolo giderse Felix için bir hamle yapılacaktır. Gelelim Ndombele'ye. Ndombele transferinde size şu bilgiyi aktarmak istiyorum. Kritik 48 saate girdik Ndombele'de. Yarın Galatasaray Ndombele ile bir görüşme yapacak. Dün de söyledim, önceki gün de söyledim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum ki artık kritik döneme girdik. Çünkü Galatasaray 8 numara transferini ve kanat transferini bitirip beklemeye geçmek istiyor. Daha sonra giden futbolcuların yerine hamle yapmak istiyor. Burada Ndombele'de kritik 48 saate girdik. Eğer yarın görüşme olumlu geçerse bu transfere hız verilecek ve ona göre bir yol haritası çizilecek. Yarın Ndombele ile maaş pazarlığı yapılacak. Eğer Ndombele ılımlı davranırsa ve maaş konusunda Galatasaray'ı bu transfere hız verecek. Alternatiflerini beklemeye alacak. Tabii alternatif isimlerden bir tanesi Fred. Fred konusunda şunu söyleyeyim. Manchester United inatla düşmüyor. Yani nasıl diyeyim? Bir Kayseri pazarlığı yapıyor. 1 lira 1 lira düşüyor. Galatasaray da hani bu transferi bitirelim artık diyor. United Amrabat'ı alacak Fiorentina'dan. Fred'i satmak istiyor. Tek isteyen Galatasaray. İnatla fiyat düşmüyor. Burada Galatasaray da artık beklemeye geçti. Madem vermiyorsunuz biz muadillerini almaya çalışıyoruz deyip fiyat kırmaya çalışıyor. Şu anda Fred defteri kapanmadı. Yanlış anlamayın. Beklemede Manchester United'ın vereceği yanıta bağlı. Ndombele için girişimlerin hızlandırıldığını söyleyebiliriz. Saul Niguez yine listenin bir diğer adayı sevgili Galatasaraylılar, sevgili dostlar. Saul için de şu anda Galatasaray hamle yaptı ama Saul için bir Ndombele kadar, bir Fred kadar bir hamle yok. Bunu söyleyelim. Şimdi girelim yıldız iki tane isim kim? Başlıkta attığımız gibi bunları konuşalım. Galatasaray sadece Ndombele, Fred ve Saul Niguez için girişimde bulunmuyor. Bir diğer isim ise Galatasaray Monaco'nun orta sahası Yusuf Fofana içinde Monaco'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Fofana biliyorsunuz Fransa milli takımı forması giyiyor ve son Katar Dünya Kupası'nda da forma giydi. 24 yaşında merkez orta saha oynuyor, hem 6 hem 8 numara oynayabiliyor. Bir yıl sonra sözleşmesi sona eriyor ve 181 maçta 7 gol 12 asistlik bir katkısı var. Yıldız bir futbolcu. Fransa milli takımını görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabii şu anda resmi anlamda biten bir şey yok. İşte 150-160 bir yol da alınmadı. Bu transferin başında Galatasaray şu anda. Yani Ndombele, Fred, Saul Niguez gibi isimlerin olmaması durumunda bu isme de ağırlık verilecek.
Galatasaray'ın bir diğer 8 numara adayını da bu şekilde sizlere açıklamış olduk. Yani Locatelli biliyorsunuz o da orta saha oynuyor. Ama Locatelli için sadece Juventus öneride bulundu. Şu anda Locatelli için bir girişim yok. O yüzden onu saymıyorum 8 numara adaylar arasında. Olursa konuşuruz bunu. Tete, Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha mı geliyor? Bunu da söyleyelim. Brezilyalı, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat futbolcusu Tete Galatasaray'a menajeri tarafından önerildi. Biliyorsunuz tatilini menajeri Bodrum'da yaptı bu futbolcu ve Türkiye'de de Fenerbahçe'yle görüştü. Fenerbahçe'yle olmadı ama Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan bir futbolcu onu söyleyelim. 23 yaşındaki futbolcu da menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Daha önce Leicester City, Lyon, Gremio ve Shakhtar Donetsk takımlarında forma giymiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Sağ kanat oynuyor ve sol ayaklı bir futbolcu. İyi bir futbolcu aslında benim de beğendiğim, birçok futbol severin de beğendiği bir isim Tete. Menajer tarafından Galatasaray'a önerildi ve Galatasaray da Tete'yi transfer listesine ekledi Fofana ile beraber. Tabii diğer isimlerin uzamasından dolayı burada Tete'ye ve Fofana'ya da yöneldi Galatasaray ama Tete için şunu söyleyeyim. Menajeri önerdiği için Galatasaray şu anda teknik ekibin vereceği raporu bekliyor. Bunu da net bir dille açıklayayım size. Rachista'ya gelelim. Rachista konusunda artık ben bu transferin bitmesini bekliyorum. Sizlere geçen hafta dedim ki önümüzdeki hafta Kerem Demirbay transferi açıklanacak. Ondan sonra da Rachista olur büyük ihtimalle dedim. Kerem geldi. Rachista için de ben bekliyorum bu transferin artık sonlanmasını. Tabii kadro şişiyor. Kim nerede oynayacak diye merak ediyorsunuz. Yani Zaniolo giderse, Tete gelirse kanatta oynar. Rachista, Kerem, Zaha ve Tete veya işte Zaniolo kalırsa Zaniolo. 4 tane as kanadımız var yani Kerem, Zaha, Rachista ve Zaniolo. Şu an mevcut 4 tane kanat gayet ideal. Çünkü Şampiyonlar Ligi var, Kupa var, Lig var. 3 kulvarda oynayacaksın. Zaniolo giderse hani Felix muadili bir futbolcu veya Tete tarzı bir futbolcu gelir. Yine 4'ler Galatasaray kanadı. Burada 10 numarayı merak ediyorsunuz. Zaten size günlerde söylüyorum Kamada'nın İtalya'ya git veya Portekiz'e gitme ihtimalinin yüksek olduğunu. Lazio galiba Kamada'yı transfer etmiş. Öyle bir haber gördüm. Bir kez daha söyleyeyim. Hani Kamada için birçok kaynak bitti demişti. Ama ben sizlere bitmediğini, Türkiye'ye hani fiyat olarak yüksek bir fiyat istediğini, Lazio'ya gideceğini söylemiştim. Enteresandır ki Galatasaray'da 5 milyon euro maaş isteyen Kamada Lazio'ya 3,5 milyon euroya gidiyor. Burada işte takımların, futbolcuların Türkiye'ye bakış açısını da bir kez daha görmüş olduk. Stoper içinde Galatasaray çalışmalarını devam ediyor. Scout ekibinin önerdiği birkaç tane futbolcu var. Bunlar üzerinde çalışmasını sürdürüyor. 13 dakikadır sizlere Galatasaray'ın transfer gündemini net bir dille açıkladım. Birkaç bilgi de aktardım. Bizden ayrılmayın. An ve an videolarla ekranda olacağız. Kısa kısa sürelerinizi alacağız. Yani 12 dakika, 10 dakikalık sürelerle tüm gündemi yorumlamış oluyoruz. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Galatasaraylıyız. Şimdilik hoşçakalın. Gol Var sundu.